Herkese selamlar. Bugün FIFA 22'de 2050 yılına simüle ediyoruz. 2050 yılına simüle ederken nelere bakıyoruz? Balon doğruları inceleyeceğiz. Süper Lig'de kimler kazandı ona bakacağız. En pahalı transferler ve bu transferleri kimler yaptı onu inceleyeceğiz. Ve Avrupa'da kupaları kimler kazandı? Bizim Türk takımları neler yaptı? Onu inceleyeceğiz. Tabii bu bir devam videosudur. Şu an yıl 2036 yılında. Part 1'i ben yorum kısmına link olarak sabitleyeceğim. Eğer o videoyu izlemediyseniz o videodan başlayabilirsiniz diyorum. Hazırsanız 2036 yılından başlayacağız ve gidebileceğimiz kadar FIFA'da gideceğiz. Hedef 2050 yılı. Geçen sene 2047 ya da 2048'de oyun kendi kendini imha etmişti. Bu sene acaba ne olacak? Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tür videoları sıklıkla takip edebilirsiniz o şekilde. 2036 yılın futbolcusu kim oldu? Merkez forvet Her Mark Fransız muhtemelen Frank Ribery'nin regeni olabilir diye düşünüyorum kendisi. Part 1'de yani ilk bölümün Mbappe dominasyonuyla geçtiğini söyleyebilirim. Son yıllarında ise farklı isimler görmüştük. Haaland, Greenwood, Hulozek gibi. Bundan sonra da Ballon d'Or'u sürekli farklı isimler kazanabilir. Bu bölümün ilk sezon sonunu yaptık ve en pahalı transfer Jan bir forvet olmuş Belçikalı. Acaba kimin regeni diye merak etmiyor değilim. Stoper var burada Brezilyalı Manchester United'a gitmiş. Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e önemli bir Stoper transferi gerçekleşmiş. Diğer isimlere bakıyorum. Herkes artık Regen. Scarlett dışında o da 33 yaşında City'den Bologna'ya gitmiş. Süper Lig'e geldiğimizde Trabzonspor 17.liğe kadar düştü. Galatasaray 9, Fenerbahçe 7, şampiyon ise Beşiktaş. Aslında bölümün sonunda Beşiktaş bir dominasyon yakalamıştı. Onu sürdürmeye devam ediyor. Hem de açık ara farklı. İyi oyuncuları var. Onlar gidene kadar ya da emekli olana kadar Beşiktaş orada şampiyon olabilir. UEFA Süper Kupası Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı. Şöyle diğer turları gösteriyorum. Avrupa Ligi'nde Real Sociedad zaferi vardı. Yine Türk takımları hiçbir yerde görünmüyor nedense. Konferans liginde ise Leicester City penaltılarla Maritimo'yu finalde yendi. Abi Maritimo bile buralara kadar gelmiş. Bizimkiler niye finale çıkamıyor? Göztepe son 16'da yeni Malatyaspor Spor son 16'da elendi. 2037'ye geldik. Yılın futbolcusu yine mark oldu Barcelona'dan sözleşmesi 7 ay içinde bitiyormuş. Yaşı da 30'a geldi bu oyuncunun. Önümüzdeki süreçte Barcelona'da olmayabilir. Mark'ı bizim takıma getireyim. Klagenfurt. İkinci sene sonu yaptık. Bu sene 215.900 ödenmiş bir tane orta sahaya. Van Beek, Hollandalı ve Bournemouth'a gidecek. Bournemouth'ta inanılmaz bir para var. Ve oyuncu 88 gene sahip. Daha da yükselebilir diye düşünüyorum. Orta sahalarda inanılmaz isimler var. Sol orta saha bir tane Fransız Everton'a transfer olmuş. Gerçekten harcanan paralar muazzam. Süper Lig'de bu sezon sonuna geldiğimizde ise Trabzonspor bir türlü altlardan kurtulamıyor. Galatasaray yukarılara çıkmaya başladı. Göztepe'de düşüş var. Şampiyon 6 ay oluyor 71 puanla. Şu ana kadar ilk kez böyle bir sürpriz yaptılar. Daha önce de Göztepe şampiyon olmuştu. İlk bölümde İzmir'den bir başka şampiyon daha çıktı. UEFA Süper Kupası Real Sociedad'ın Şampiyonlar Ligi'nin Leeds United aldı bu sene. Yine farklı bir kazanan gördük. Avrupa Ligi'nde Leverkusen zaferi vardı. Bizimkiler yine ortada yoklar bu senede. Konferans Ligi'nde ise kazanan Fiorentina'ydı. Bakıyorum çeyrek finalde yok. İyice kötü hale geldi bizim Türk takımları. Başakşehir ön elenmiş. Geçtiğimiz senelerde çok daha iyi dereceler alabiliyorlardı. Yepyeni bir Ballon d'Or senesi. 2038'deyiz ve kazanan kim? Karol Wisniewski. Polonyalı bir forvet. Lewandowski tabi akla geliyor Polonyalı olduğu için. 93 geni varmış. 31 yaşında sağ ayaklı. İnanılmaz hızlanması var adamın. Bitiriciliği de çok iyi. Müthiş bir forvet karşı karşıya. Altay Barcelona ile berabere kalmış. Hatta Barcelona sonuca razı olmuş denmiş. 2038-2039 sene sonundayız ve en pahalı transfer bu sene bir orta saha 143-900'e gitmiş. Savario Pellegrini Leicester City'ye gidiyor Almeria'dan. Diğer isimleri de şöyle göstereyim. 100 milyon euro bandını aşan çok fazla kulüp yok aslında tek transferde. Süper Lig'e bakıyoruz. Trabzonspor 19. kadar bu sene geriledi. Fenerbahçe 9. geçen senenin şampiyonu Altay 8. olmuş. Peki ya şampiyon kimdi? Avarajda hatta ikili avaraj muhtemelen Beşiktaş oldu. Antalya Spor şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Vefa Süper Kupası Leeds United'ın penaltılarla Şampiyonlar Ligi yeniden Leeds nice United'ın oldu hem de Leicester City ile final oynamışlar. İngiltere'de dengeler değişti sanıyorum ki. Avrupa Ligi kazananı Fiorentina'ydı bu sene. Bizimkiler hiçbir şey yapamamaya başladılar. Konferans liginde ise Liverpool zaferi ulaştı. Yine bir çeyrek son 16 oralarda bir Türk takımı göremiyoruz. Öneleme turunda var. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş elenmişti mesela. Ama öneleme turu da baya geride. Yıl 2039. Yılın futbolcusu değişti. Kimmiş gelin bakalım ona. Bakamadım daha yeni. İbrahim Mane. Sadio Mane. Aynısı olabilir mi? Sol kanat ve Liverpool'da. 90'la oynuyor. Muhtemelen onun regenidir diye düşünüyorum kendisi. Başka aklıma kimse gelmedi. Hem de Liverpool'daymış. Adamlar yine almışlar Mane'yi. YEP yine bir sezon sonu ve bu sefer rekor bir bonservis bedeli var mı? Evet var. Richi 208 milyon euro, Dük 198 milyon euro. Almeria'da da ne yetenekler varmış yalnız. Liverpool Arjantinli bir forvet aldı. Ricci'de İtalyan bir sağ kanat 90'lık oyuncu. Torino 154 milyon euro harcadı. inanılmaz bir bonservis bedeliyle sağ orta sağ transfer ettiler. Yine dengeler değişti sanırım dünyada. Peki ya Türkiye'de dengeler değişti mi? 3 senedir siyah beyazlı ekipler şampiyon oluyordu. Bu sene kim şampiyon oldu? Bir kere şunu söyleyebiliriz artık. Trabzonspor altlardan kurtuldu. Altay 2 sene öncesinin şampiyonu 18.liğe kadar geriledi. Fenerbahçe 11, Trabzon 9, Galatasaray 6. Şampiyon ise yeniden Beşiktaş. Adana Demirspor ikinci olmuş. Kayseri, Konya, Başakşehir diye devam ediyor. Başakşehir çok stabil bir görüntü çiziyor. Çok dengeli gidiyorlar. Yıllardan beri öyleler aslında. Hep ilk 5, 26 6 oralardalar. Mesela Trabzonspor'un yaşadığı dengesizliği yaşamadı Başakşehir. Avrupa'ya geldik. Süper Kupa Leeds United'ın Şampiyonlar Ligi Manchester United'ın ama penaltılarla Leeds yine final oynadı. Avrupa Ligi'ni Arsenal kazanmış bu sene. Bakıyorum yine Türk takımı ortada yok. Ne yazık ki Beşiktaş ön elemede elenmiş. Konferans Ligi'ni Tottenham aldı. Ve yine ve yine ve yine kimse yok. Galatasaray ön elemede elenmiş. Ya ilk 15 yıl çok daha iyiydi bence ama ikinci 15 yılda Türk takımları istenilen seviyede değiller. Bir tane iyi kaleci ya da iki tane iyi defans yakaladığınız zaman Süper Lig'de herhalde şampiyonluğu oynuyorsunuz. Beşiktaş Mustera'nın regenini yakalamıştı en son baktığımızda 2036 yılında. O adamın ben Mustera regeni olduğunu düşünüyorum. Öyle olunca da İnanılmaz bir dominasyon yakaladılar. Yıllardır şampiyon oluyorlar. O adam gitmeden kolay kolay şampiyonluğu bırakmayacaklar. Geçen sene Mane kazandı. Bu sene Yılın Futbolcusu Havi Guerra ya da Havi Gera. Guerra değildir, Gera'dır kesin bunun okunuşu. Uruguaylı forvet kim olabilir diye düşünüyorum. Herhalde Luis Suarez'dir ya da Cavani'dir ama hangisi? Bu adam biz daha önce görmüştük diye hatırlıyorum sanki. Bana hiç yabancı gelmedi o yüzden Havigera bir duraksadım. 34 yaşında ilk defa Ballon d'Or kazanıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu arada eğer ki Luis, Suarezse, Luis Suarez ise Luis Suarez'in emekli olmadan da bir tane Ballon d'Or'u vardı. İkilemiş olur bu sayede. Sezon sonu yaptık ve en değerli en pahalı transfer Rivera 22 yaşında Uruguaylı orta saha. Bentancur aklıma gelen ilk isim. Moulin sol orta saha var Fransız. Real Madrid'e gidiyor hem de Bayern Münih'ten. Diğer pahalı transferleri de şöyle göstereyim. Sen kimmişsin? Serge Keita. Fil dişi sahilli defansif orta saha. Dikkatimi çekti o yüzden baktım. Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtıldı mı? Trabzon 12. Altay 9. kadar yükseldi. Çok dengesiz bir takım bence Altay şu ana kadar. Fenerbahçe 7 oldu. Göztepe yeniden ilk 5'te şampiyon ise değişti. Galatasaray 77 ile bu senenin şampiyonu Kayseri'de ikinci oldu. Beşiktaş Üçüncülüğe kadar geriledi. Süper Kupa'ya geldiğimizde Arsenal 2-1 ile kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni bir başka İngiliz kazandı. Bournemouth bu sene. Bakıyorum kimse yok yine bizden. Avrupa Ligi'nde Paris Saint Germain zaferi vardı. Mallorca'yı finalde yenmişler. Mallorca da bayağı iyi seviyeye gelmiş demek ki. Beşiktaş sonun altıda. Paris Saint Germain'e elenmiş. Konferans ligini ise Hellas Verona kazandı. Gelen takımlara bak. Schalleroy, Silkeborg. Bu takımlar var. Türkiye'den kimse yok. Yani simülasyonda keşke bize de birkaç tane iyi adam verseydi. Bize derken Türkiye ligine. Yıllardan 2041. Zaten oyuncuların çoğunu tanımıyoruz ama aynı isimler kazanınca bir göz aşinalığı oluyor. İbrahima Mane Liverpool'dan tekrar geldi ve Ballon d'Or'u kazanmasını bildi. Sezon sonu yaptık. Şu ster görüntüde Fenerbahçe'ye gitmiş. Kimmiş o merak ettim. 74'lük bir merkez forvet Avusturyalı. En pahalı transfer ise 253 milyon euroya Torino'dan Valencia'ya bir orta tasa. İngiliz. Kim olabilir tahminleri yorumlarda yazarsınız. Ludwig diye orta saha var Alman 89'luk. Moyano diye İspanyol bir orta saha var 90'lık. Roca Portekizli 87'lik 22 yaşında. Değişik değişik isimler çıkmış ortaya. Süper Lig'e döndük. Yeni Malatyaspor, Spor, gibi takımlar birazcık gerilere düşmüşler. Göztepe'de bu sene orta sıralarda. Trabzon gerilerde yine 12. oldu. Altay 7, Fenerbahçe 6, Beşiktaş 4, Galatasaray da şampiyon değil. Şampiyon kim? Medipol Başakşehir. Yıllar sonra yeniden şampiyon oldular. Avrupa'ya döndük. Süper Kupa Bournemouth'un. Şampiyonlar Ligi Inter'in oldu. Yine bakıyorum. Ferencvaros Varoş bile adamlar çeyrek finale kadar gelmişler. Avrupa Ligi Levante'nin de bu sene. Gerçekten çok kötü gitti bizimkiler ya. Bir önceki bölümde daha iyilerdi. Konferans ligini Hoffenheim kazandı. Yine bir hüsran var Türk takımları adına. Son 16'da Beşiktaş talihsiz bir kuray çekmiş. Şimdi onların da hakkını vermek lazım. Gidip Arsenal'la eşleşmek de şanssızlık. Bakalım yeni bir dominasyon görecek miyiz burada? Kazanan kim? Her Mark yıllar sonra yeniden kazandı Barcelona forması giyen 35 yaşındaki Fransız. Bayağı yaşlanmış ama. Ve bir başka sezon sonu yaptık. En değerli transfer bir sabek mi? İngiliz sabek hem de bilek satın. Siz tahmin ediyorsunuzdur. Ben de tahmin ediyorum. Alexander Arnold olması çok muhtemel. Hem de böyle bir değere transfer olduysa Almeria gerçekten inanılmaz oyuncular yetiştirdi diye düşünüyorum. Hala Johan Sendi Norveçli bir Forvet çıkmış ortaya, Halant olabilir mi? Soru işareti. 203 milyon euroya Fulham'a gitmiş. Rivera arada ortaya çıkıyor, tekrar transfer olmuş. Kendisi diğer isimlerde şöyle. Rivera da yağ markası gibi olmuş zaten isim olarak. Süper lige döndüğümüzde giresun spor sonuncu, Trabzon 15. Üstlere doğru çıkıyoruz. Altay göztepe Galatasaray'ı gördük. Beşiktaş 4. Şampiyon Fenerbahçe, Başakşehirle puan puanı ama ikili avarajda onlar kazandı. Lig biraz heyecanlı hale gelmeye başladı. Süper Kupa Inter'in her sene farklı şampiyon görüyoruz çünkü ligde. Şampiyonlar Ligi Valencia'nın oldu bu sene. Yine Türk takımları Karavana. Avrupa Ligi'ye Olimpik Lyon'un. Bakıyorum, bakıyorum, yine bakıyorum, bulamıyorum. Konferans Ligi Wolfsburg'un oldu. Yine yokuz. Çeyrek finalde dahi yokuz. Beşiktaş biraz zorlamaya başladı konferans ligini ama onlar da son 16'dan öteye gidemiyor. Yıllar bir bir ilerliyor. 2045 yılına geldiğimizde Türk takımlarının kontrolünü yapacağım. Hangi takımlarda kimler var diye. Bu sene yılın futbolcusu Freddie Hunt İngiliz 92 ile oynuyor. İnanılmaz bir sağ ortası. Değeri de 170 milyon euroymuş. Ve geldik 2044 yılının ortalarına. Bu sene bir kaleci karşımızda 174 milyon euroya transfer olmuş. İtalyan Saverio Pellegrino ismi. Roca diye Brentford'a giden bir Portekizlimiz var. Sol kanatta Stanley varmış İngiliz. Ve diğer isimleri de şöyle hızlıca geçiyorum. Zaten tanımıyoruz. Ortalık o kadar karıştı ki. Süper Lig'e geldik. Trabzonspor yine en aşağılara doğru gelmiş. Galatasaray 14. olarak görüyoruz. Beşiktaş 10. olmuş. Şampiyon ise Çaykur Rizespor 78 puanla sürprize imza attılar bu sene. Süper Kupa'ya geldiğimizde Lyon. Şampiyonlar Ligi Valencia'nın oldu. Yine Türk takımı yok ortada. Bir dakika bir dakika bir şeye bak. Avrupa Ligi şampiyonunu gördük ama. Bizimkiler nerede ya? Fenerbahçe sıfır çekmiş. Eksi 9 avarajda. Başka da Türk takımı yok zaten. Avrupa Ligi Leeds United'ın zaten son yıllarda çok iyilerdi. Ve konferans ligine baktığımızda Liverpool'a ki Mallorca 1. Burada yine Beşiktaş'a bakıyorum var mı diye. Yok. Burada da gruplara bakalım. Rize ikinci olmuş. Sonra ön elemede geçmişler. Son 16'yı görmemişim ben bu arada. Burada Mallorca'ya eğlenmişler. Arada böyle kaçan takımlar oldu mu diye düşünmeden edemiyorum. Beşiktaş 2 puan, Altay 6 puanla eğlendi. Türk takımları böyle bu şekilde ilerliyorlar. Daha doğrusu bu şekilde ilerleyemiyorlar. 2044 yılının futbolcusu yine Freddy Hunt oldu. Valencia'dan 25 yaşında 92 ile oynamaya devam ediyor. Bu sezonun sonunda bütün istatistiklere baktıktan sonra Türk takımlarına bir yakından inceleyelim. Çünkü oyun ne zaman gidecek? Gerçekten buna emin olmak mümkün değil. Sona çok yaklaştık. Evet, sezon sonu yaptık. En pahalı transfer Johansen Erling Cavant sen? Sözleşme sıfır ay içinde bitiyor mu? Real Madrid transfer etmiş ve sadece bir yıllık kontrat mı yapmış? Bu adam serbestte mi düşecek? Dalga geçiyorsunuz herhalde. Onun dışında aradaki fark 90 milyon euro bu arada. Stoper varmış. Fav, Fransız. O da Lille'den Heytafe'ye transfer oldu. Real Madrid bir tane stoper almış. 90'lık İspanyol. Diğer isimleri de şöyle geçelim. Andrade var. Sol orta Brezilyalı. Gerçekten yani o adamı alıp sadece bir yıllık kontrat yapmak ne kadar mantıklı. Döndük Süper Lig'e. Trabzon birazcık daha yükseldi. Fenerbahçe görünmüyor, Galatasaray görünmüyor derken üstlerde oldukları belli oldu. Göztepe 3, Başakşehir 2 Beşiktaş şampiyon yeniden yıllar sonra. Yalnız bir şampiyon olanın ikinci sene inanılmaz düşüş göstermesi. Çaykur Rizespor 11. ile kadar düştü. Halbuki geçen sene mükemmellerdi. Altay da bunu başarmıştı zamanında. Böyle yapınca da bu adamları tebrik etmek gerekiyor. Nasıl başardılar? Süper Kupa Valencia'nın Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in oldu bu sene. Avrupa Ligi'nde Bournemouth zaferi vardı. Onlar da son dönemin flash ekiplerinden biri zaten. Fenerbahçe son 16'da Valencia'ya karşı elendi. Konferans ligi ise Sassuolo'nun oldu. İtalyan kulübü finalde rahat bir maç çıkarmış gibi görünüyor. Bizler de yine erkenden havlu atıp evlerimize döndük. Bu arada şunu fark ettim. Klagenfurt'un tane 14'lük sol beki varmış. Kimseyi almıyorum takıma. Otomatikman 18 kişinin altına düşünce Oyun bize oyuncu atıyor. 14'lük oyuncu muazzam ya gerçekten. Şimdi buraya kilitlenelim. Yıl 2045. 2045'te Türk takımları ne durumda? Hadi ona bakalım. Onu inceleyelim. Beşiktaş'ta başlıyoruz. Juan Carlos Abeledo Uruguaylı kaleci 20 yaşında ve yine mi Yine mi Mustera'nın Regeni diye sormadan edemeyeceğim. Çünkü başka bir adam olduğunu düşünmüyorum. Bu adam yine Mustera'nın Regeni. Beşiktaş yine kaleci anlamında Mustera'nın Regeni'nin Regeri'ni almış. Bence. Defansına geldiğimizde 81'lik bir sahabe var. Edis Çetin 75'miş. İdare ediyorlar. Bir tane stoperi eksik. Orta sahası mükemmel. Timo Möhring'i zamanında da görmüştük. Yine görüyoruz orta sahası gerçekten çok üst düzeymiş Beşiktaş'ın. Forvet hattında eksikleri var. Maro D'Agostino'nun 80'e yükselmesini herhalde kulüp bekliyordur. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Burada kalede Pierre David varmış. Fransız 76 kötü bir gen değil ama... Adamlarda sadece bir tane stoper var. Diğerleri hiçbir işe yaramaz. Bekleri de bence yok. iyi değiller çünkü. Orta saha anlamında iyi oyuncular var gibi görünüyor. Hücum attığında ise sıkıntı var. Sıradaki kulüp Galatasaray. Onlara kaleden başlıyoruz. Kalecisi yok gibi bir şey. O yüzden sorun yaşıyorlar muhtemelen. Defans anlamında iki tane stoperi idare eder. Orta saha bakımından iyi değiller. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kıyasla. Forvet attığında ise belki bu adamın potansiyeli olabilir. 74'lük merkez forvet fena değil gibi ama yine de yeterli mi? Bence değil. Başakşehir'e bakmak istiyorum. Onlar da son dönem şampiyonlukla yaşadılar. Kalecileri yok. Defans hattında fena isimleri yok yalnız. 77'lik stoperler gördüm. Defans sporta sahası fena değilmiş. Forvet'te işte Forvet'te iyi isimler var. 77'lik iki tane santrafor var. Bir de onların yedekleri varmış. Trabzon'a geldiğimizde neden toparlayamıyorlar derseniz kaleci anlamında biraz zayıflar. Defans anlamında 80'lik stoper var ama yanında iyi bir isim yok. Orta sahada bir tane 77'lik adam var. Forveti de fena değilmiş aslında. Trabzonspor'un birkaç tane eksiği var gibi görünüyor sadece. O yüzden toparlayamıyorlar. Bir de Çaykur Rizespor'a bakalım. O da geçtiğimiz senenin şampiyonuydu. Nasıl şampiyon olmuşlar derseniz kaleci anlamında biraz şanslılardı. Defans çok idare eder. Orta saha yine çok idare eder. Herhalde Lucas Ruiz attı. Çaykur Rizespor şampiyon oldu. Bir de son bir takıma bakacağım. Bu senenin üçüncüsüydü kendileri. Daha önce şampiyonluk da yaşadılar. Avrupa'da bizi inanılmaz temsil ettiler. Ama son yıllarda bir başarısı yok. Bu takım önümüzdeki yıllarda tekrar şampiyon olabilir. Kalecilere mükemmele yakın çünkü. Stoper'de 79, Sabek'te 80'i bulmuşlar. Orta sahada 81'lik bir isim varmış. Forvet'i de iyi. Göztepe'yi takip etmek lazım. Dedim. Devam ediyoruz. Balon dorlara devam ediyoruz. Üst üste hantlı yıllar yaşamıştık. Bu sene farklı bir isim görüntüde. Team Shape. Herhalde öyle okunuyordur diye. Yani Tahmin ediyorum diyelim. Alman sağ orta saha 87-6 ay içinde sözleşmesi bitiyor. Artık böyle problemlerle çokça karşılaşmaya başladık. Oyuncuların sözleşmesi bitiyor. Ve kulüpleri yenilemek istemiyor adeta. Ballon d'Or kazanmış adamın sözleşmesini yenilememişler. Bu büyük problem. Mantıksız bir durum. Sezonun en pahalı transferi. Dos Santos Brezilyalı. Sözleşmesi 0 ay içinde bitiyormuş. Leicester sadece bir yıllığına anlaşmış onunla sanıyorum ki bunun başka bir açıklaması olamaz diyorum ve kendisi bence Neymar. Sol ayakla çıkmış ama öyle bir problem var. Bir tane defans orta saha var Brezilyalı. Rivera yine transferi olmuş bizim yağ markası gibi olan orta sahamız. Sağ kanatta İsveçli var. İsveçli sağ kanat. Aklıma bir tek kim geliyor? Juventuslu Kulusevski. Süper Lig'de sezon sonu yaptık. Bu sene şampiyon kim oldu? Çaykur Rizespor 71 puanla şampiyonluğu yeniden aldı. Ama 4 takım arasında gerçekten iyi bir şampiyonluk mücadelesi geçmiş onu söyleyebiliriz. Avrupa'da başarıya çok hasretiz. Süper Kupa Bournemouth'un oldu. Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid'in. Yine bizden hiçbir şey olmamış. Konferans Ligi Manchester United'ın oldu. Çeyrek finale uğrayamayan Türk takımları. Fenerbahçe ve Beşiktaş ön eleme turunda elenmişler. Konferans Ligi ise Leicester City'nin oldu. Göztepe yine yıllar sonra çeyrek finale kadar geldiler. Tebrik etmek lazım ya. Çoğu takımın yapamadığını yapıyorlar. Evet yeni senenin balon dorunu açıklıyorum. Kim aldı? Carlos Faria merkez forvet. Leicester'da oynuyor. Joe Felix olma ihtimali çok yüksek. Şunu belirtmek istiyorum. Geçen seneden bu seneye geçiş inanılmaz zorluydu sezon anlamında. O bekleme ekranı bayağı uzun sürdü. Artık sona doğru çok yaklaştık. Hani oyun artık belli ki oyuncuları zar zor atıyor kulüplere. Sene sonu yaptık. Herkes bonservissiz olmaya başlamış burada. En pahalı transfer 21 milyon euroya kadar düştü. İşte ortalık karışmaya başladı. Zaten onlar da sıfıra içinde bitiyormuş sözleşmesi. Demek ki bu herhalde son yıl. Geçtiğimiz sene de sanırım buna benzer bir şey olmuştu ve sonrasında oyuncular kendi kendilerine oyunu imha etmişlerdi. Süper Lig'e baktığımızda Başakşehir 18'inciliğe kadar düşmüş. Şampiyon ise Beşiktaş 80 puanla. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray diye de sıralanmışlar ilk 4. Bu şekilde görmeyeli uzun yıllar oldu. Hazır Avrupa'da oyuncu stoğu azalıyor. Lütfen Avrupa'da bir şey yapmış olun. Atletico Süper Kupayı aldı. Şampiyonlar Ligi Villarreal'in. Ya Gil Vicente bile adamlar çeyrek finale çıkmışlar. Avrupa Ligi Barcelona'nın oldu bu sene. Bizden yine kimse yok. Fenerbahçe ön elemede elenmiş. Konferans Ligi ise Reims'in oldu. Yine bakıyorum. Göztepe ya helal olsun adamlara. Yine çeyrek final oynadılar. Onun dışında bir başarımız da yoktu bu sene. Ne varsa Göztepe'de var Avrupa'da. Gerçekten şu ana kadar baktığımızda bu kaçıncı çeyrek finalleri? 4 mü oldu? 5 mi oldu? Öyle bir şey. Israrla oyunu bırakmadık devam ediyoruz. 2047'de Ballon d'Or'u kazanan isim Chay Ramos. Brenden kazanmış. İnanılmaz. Bren ne yaptı da bu adam Ballon d'Or'u kazandı? Bana biri açıklayabilir mi acaba? Çok garip. Oyunda çok tuhaf şeyler yaşanmaya başladı. Sezon sonu yaptık. Bonservissiz transferler var. Ve en değerli oyuncu bonservissiz transfer. Ben bunu hatırlamaya başladım. Bu artık biraz dejavu gibi gelmeye başladı bana. Herhalde son sene bu sene. O yüzden tadını çıkaralım. Süper Lig'de şampiyon bu sene Fenerbahçe 88 puanla. Başakşehir 2, Konya 3, Galatasaray 4, Kayseri 5. Süper Kupa Villar elin oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş final oynamış. İnanılmaz. İşte İlk defa beklentilerimizi az daha bir kulübümüz karşılıyordu. Beşiktaş Ay'ı elemiş yarı finalde. Çeyrek finalde Villarreal'i geçtiler. Son 16'da Genoa'yı elediler. Hangi gruptan çıkmışlar ona da bakalım. Apoel, Bayern Münih, Spartak, Moskova Şampiyonlar Ligi'ni alabilirlerdi. Çok yaklaşmışlardı ama olmadı. Avrupa Ligi, Sporting Lisbon'un Yeni Malatya Spor bu sene yarı final oynadı. İşte son sene gibi son sene izliyoruz. Malatya'nın da geldi. Yol haritası bu şekildeydi. Konferans ligine Mainz'in olmuş. Burada Türk takımı ne yazık ki görünmüyor. Fenerbahçe öneleme turunda 6 taneymiş Şarlı Ah Beşiktaş. Ah yeni Malatya. Evet artık sona geldik hem de Şampiyonlar Ligi finaliyle sona geldik. Bekleme ekranından geçmiyor. Geçen sene de böyle olmuştu. Yani belki bir 10 dakika 15 dakika beklersek bekleme ekranını geçebiliriz diye düşünüyorum. FIFA kendine gelebilirse. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.